Yine oturdum berber koltuğuma. Şöyle sarı çorabımı. Ne var ya? Biliyorsunuz bunlar kilotlu. Ben buraya kadar evet. Hepinizin tadı kaçtı görüyorum şu an. Benim bu sarı çorabım Trendyol'dan. Tesadüf yani. Ne var ya? Gerçekten öyle. Sapsarı. Kilotlu. bu arada ekran başındaki beleşçiler. Bize hiçbir yararınız olmadığı gibi bizim size yararımız var şu anda. Trendyol'a gir. Beleşçi yaz. Vallahi kodumuz bu. Beleşçi. Sen kendini biliyorsun. Artık tescilledik bunu. Beleşçi. Trendyolman ya da Trendyolmilla'da 100 liranın üzerindeki alışverişlere 20 lira bizden indirim kodu kazanıyorsun. Yani indirim kodu kazanmıyor. Kodu ne yapacaksın? İndirimi kendisini kazanıyorsun. Tuvalet kod kazanıyor. Kodunu kazan, evinde sakla. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Bakırköy sahne 74 Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda bugün ve alkışlarla başlıyor. La la la. Canım seyirci. Tamam. Hay Allah. Sevgili Hüseyin, sevgili Sevil. 13,5 yıllık bir ilişki. Ve başladığınızda kız daha 17,5 yaşındaymış. Doğru mu? Doğrudur. Sen o zaman 20'ydin. 19'dum. Ne güzel. Tanıştığınız yer neresi? Bodrum'da bir barda tanıştık. Barda? Evet. Vay. Hanginiz barmen? İkimiz de değiliz. Değiliz. Orada ikiniz de müşteriydiniz. Evet. Tamam, gittiniz bara. Kim kime yürüdü? Ben koştum. Koştun mu? Ne demek o? Yani bayağı bir kovaladım. Ya ilkinde denedim, olmadı. Sonra bir 3 gün geçti. Bir daha aynı yerde gördüm. Bu sefer takip ettim. Gittim. Kızı mı takip ettin? Lavaboya kadar gittim peşinde. Sonra konuştum. Çok yüz vermedi. Neden kuzum? Ya şöyle oldu. Ben çünkü annemlerle beraber... Hani biz 4 kız kardeşiz ve annemle beraber gitmiştik. Hani biz böyle biraz daha yazlıkçı modunda Hüseyin erkek grup arkadaşlarıyla beraber gelmişti. Yani o tabii biraz daha girişken. Ben böyle aile modunda bara geldik ama işte hani şurada 17 yaşında bir enerji içeceğim. Anneniz de ne güzel bir annedir ki 4 kızıyla beraber bara gidiyor. Evet. Valla. Aynen öyle. Ne güzel. Sağ olsun. Buna gülemezsiniz, çok ciddi bir şey söylüyorum şu an yani. Evet yani sadece... Kim güldü lan? Efendim? Anne burada. Anne burada. Evet. Ay ellerinizden öperiz efendim, ne güzelmiş. Beraber bara gidelim mi çıkışta? Ne güzel olur. Kız bak bakalım bana, hanım bakalım. Tamam. Sonra ben annemlerleydim. O tabii böyle biraz daha girişken yani doğal olarak. Sonra ben lavaboya çıktım. O da arkamdan geldi. Sonra ben bağcıklarımı bağlıyordum. Dedi ki... Ne kadar güzel dans ediyorsun dedim. Saçmaladım orada. Tamam. Ben de biliyorum dedim. Evet gayet. Tut başımdan dedi bana. Yani öylesine. Sonra o da dedi ki tanışabilir miyiz dedi. Ben de ben Sevil dedim. İyi akşamlar dedim, gittim. Sonra Hüseyin bir daha gece boyunca bara hiç girmedi. Barın dışında böyle uzakta böyle bir bank vardı. Bütün gece boyunca orada oturdu. Tabii ben de hani böyle yüz vermemişim ama hani bakıyorum hani geliyor mu, bakıyor mu, kesiyor mu beni falan diye. 3-4 gün sonra tekrar gittim oraya. Bankta mı duruyor hala orada? Hayır. Homeless bir çocuk meğer. İnşallah evlenirse bir ev sahibi olacağım, bana uyuyacağım. 3-4 gün sonra tekrar gittim. Tekrar oradaydı. Sonra bu sefer hakikaten böyle bir baktım, böyle şat içiyor falan filan. Ben de böyle içiyormuş gibi böyle enerji dikiyorum falan. Bakışıyorum, saçma sapan hareketler. Sonra... Enerji mi dikiyorsun? Hani çünkü içki içme yaşım değildi. Aferin abi, programımız kapatılmasın diye şu an yalanlar söylüyor yani. Reşit olmadığını hatırlayıp ben de enerji şat. Tak tak. Almışım oradan bir boza şat. Hoppa. O biraz daha yavaş. Bekliyorum böyle. Geç anladınız ama anladınız, aferin. Bu sefer böyle kaş göz yapmaya başladı dışarı falan. Ben dedim tamam yani zaten çok tatlı çocuk. Ondan sonra ben o bana yürüdü, ben ona yürüdüm derken öyle. İlk nereye gittiniz? İlk flört? Bakırköy. Yine. Aa vallahi Bakırköy. Bakırköy'deydik evet. Nereye gittiniz? Burada yer altında bir tane kafeye gittik. Kafe? Kafe. Tamam. Elini orada mı tuttun? Elini İlk. Orada tuttum galiba. Burada mı tuttum? Çıkışta ben senin elini tuttum. Ben tutmadım mı? Aa. Sen tuttun. Aa, sen tuttun. Çünkü ben 2 haftalık bir yere gidecektim.
Dedim ki çocuğu yani hani şey tuttum tutmadım tutamadım dedim. Çok saçma. Hiç bu kadar özlü ses duydunuz mu? Sağlam. Tuttum tutmadım tutamadım. Confucius. Bunu öyle söylüyorlar 2000 yıl önce. Herkes birbiriyle paylaşıyor. Aferin güzel laf. Ya şöyle hani araya mesafe girecekti. İki hafta şehir araya mesafe öyle deme. Girdi girmedi giremedi. Öncelikle senin bundan sonra fiillerin böyle olmalı. Evet. Öpüştük. Öpüşmedik öpüşemedik. Bitti. İlk buluşmada hocam gıcık olduğun bir tarafı var mıydı? Yok gayet iyiydi. Her şey yolundaydı yani. Senin? Bir şeyine kuruldun mu inceden? Ha saçların uzundu. Evet. Aa. Evet yani sen sevmez misin uzun saçlı? Yok. Ya şöyle. Sağ ol. Şöyle hayır. Bir de yüzüme öyle. Yok. Tövbe estağfurullah yok. Ya bu neymiş ya filan. Ayıp ama ya, yani. Hayır öyle değil. Herkese yakışmıyor şimdi. Size yakışmış. Yakışmış. Yakışamamış. Yapamadım da bok gibi olduğu için. Hüseyin hiç yakışmamıştı. Yani güzel çocuk kapatıyordu yani onu o halde. Bak yine bana laf sokuyorsun inceden. Hadi çirkini kapatsın. Çirkinin kapatılacak şeyleri var. Burnu kapanır, kaşı gözü yamuk kapanır. Ama güzel çocuğu kapatıyor ya uzun saç. Hocam aşk sözcüğü söyler misin yalnız kaldığında? Azıcık günümüze gelelim. Yani eskiden söylüyordum ama şu aralar bir şeye takıldım galiba. Hep onu söylüyorum. Neymiş? Selvim diyorum. Selvim. Selvim. Adı Sevil ama Selvim diyorum. Ha o kadar. Önceden ne diyordun? Aşkımlı, böcekli, çiçekli. Aşkitom, aşkuittom. Kitom. Kitom vardı kitom bize. Diyorduk evet. Kitom. Kitom. Aynen. Ne demek o? Aşı atıp attık. Kitom geldi. Yaratıcılık. Sen ona? Şu anda mı? Ya önceden işte evet çok yani börtü böcek çok tatlışlık falan ama şu anda kocam diyorum. Ne haber? Hüseyin diyorum. Ne haber diyorum. Ne haber diyorum. Bir şey bulamayınca ben etkilenmeyince nasılsın diyorum. Halin vaktin yerinde mi diyorum. Böyle şeyler söylüyorum. Kocam çünkü. Anneniz mi diye azıcık geriliyor musunuz yoksa? Yok gerilmiyor. Hiç gerilmeyin. Onlar yokmuş gibi yapmamız lazım programı. Tamam. Yoksa çıkarırım. Kusura bakma ablacığım bok gibi yayın oluyor gitmeniz lazım yani böyle olacaksa. Sizi sevdik ama yani belli ki. Yok gelmiyorum. Aşk itham bebeğim ben aynen çok mi fazla sevgi sözcüğü söylüyorum. Aslında Hüseyin de önceden söylüyordu ama bu Selvim olayı babam beni böyle sürekli Selvi diye çağırıyor. Adımı söylemiyor. O da beni öyle çağırıyor. Uyuz oldukça daha çok öyle çağırıyor. Ama ben hala aşkım bebeğim bir tanem. Ah oh, canım. Ne güzelmiş. Bazen canım falan hani öyle. Ne diyor acaba şu an? Bazen canım! Bazen canım. Vurguluyor değişik. Ara ara kavga eder misiniz? Ederiz. Ağzına en sert ne çıktı hocam? En sert... Bas git. Bir git. Bu ikisi de ben cevabı beğenmedikçe sallamaya devam ediyorlar. Bas git, bir git, siktir git dedim! Gerçekten. Dedim mi hiç? Dedim. Hadi canım. Vallahi mi? Dedim. Aa annesi burada çok ayıp. Bana yakıştıramadım ha. Kızı verdiniz damada bak. Sen de bu hayattan anlamıyorsun kusura bakma. Bay anca bay. Barlara git al kızı verdiğin adama bak. Senin ağzından ne çıktı sen? Ya şey. Bir şey almaz ya azıcık. Ya ama çok tatlı söyledi o ya. Onun bir şey değil aslında. Tamam. Benim şey. Göt falan. O kadar. En çok o. Piç falan. Göt falan diyor. O kadar. Dön piç falan diyor. O kadar mı? O çocuğu falan. Sence Hüseyin şık biri midir? Evet. Öyle mi? Evet. Normal hayatta janti diyebilir misin? Janti demem de tarzı var. Güzel bir tarzı var. Cool bir tarzı var. Neymiş mesela cool tarz? Hem güzel mi duruyor? Ya tabii ne giyse yakışıyor durumu da var. Falan. Öyle. Yani güzel giyiniyor mu? Yani genelde ben... Mesela modayı böyle mi yorumlayalım? Güzel uyduruyor. Ya güzel uyduruyor. Yorumlamayalım da. Renkleri güzel bağlıyor. Yani güzel giyiniyor ya. Seviyorum, beğeniyorum. Uzun zamandır bu kadar terminolojik konuşan birini görmüştüm. Renkleri güzel bağlıyor. Kahverengi gördüğümüz siyah bağlıyor üstüne. Ya normalde mesela lacivertle siyah giyilmez. Tamam. Ama yani... Onu güzel bağlıyor mesela. Güzel giyiniyor. Hani mesela ya da kahveyle siyah giyilmez. Tamam. Adam güzel yapıyor yani onu. Yakıştırıyor kendini. Yakıştırıyor kendini aynen. Hanım şık mıdır? Şıktır. Valla. O da uydurur kendini bayağı.
Çok arada bir şey ama. Nasıl mesela uydurur? Yani şimdi o da biliyor kendine ne yakıştığını. Yani rengini, yani şimdi biraz esmer ya. Hani o da böyle çok koyu tonlarla çok fazla takılmayı sevmez. Biraz daha böyle açık takılıyor. En çok, onu en çok beğendiğinde o anda üstünde ne vardı? Gelinlik. Gelinlik ha? Evet. Vay. Vallahi orada büyülenmiştim. Müthiş prim topladın şu an ortamda. Vallahi. Senin? Damattık abi. Yani bunun size bir şey söyleyemeyeceğim de. Ya ben Hüseyin'i böyle basketbolcu şortuyla, tişörtle falan, bol tişörtlerle acayip böyle seviyorum. Böyle o an çok tatlı geliyor. Öyle. O an böyle bir ters üzülüyor. Annem burada, açık konuşamıyorum. Ya evet, çok tatlı geliyor. Ne güzel. Evet. Bugün ayrı bir şıksınız. Teşekkürler. Neden? Ne var ya? Nerede? Trendyol'da. Bu ciddi mi? Orada mı giyindiniz? Evet. Bir ailemin safı ben miyim? Sadece acaba çoraplar geldi. Ha, ne güzel olmuş ha. Valla seçtiniz gidip. İnternetten. Ben hiç anlamıyorum bu işlerden. Trendyol bir dükkan değil mi ya? Burada var mı Trendyol'da alışveriş yapan? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Trendyol'da alışveriş yapıyorsunuz. Evet, yapıyorum. Valla. Evet. Ne alıyorsunuz daha çok? Ya bu indirimlerde çok güzel indirimler oluyor Trendyol'un. Yani işte kışın mesela büyük bir indirim oldu. Kazaklarımı full hep oradan aldım. Yazın indirim oldu yine. Tişörtlerimi hep oradan aldım. Mesela yüzde kaç indirim oluyor? Yani işte sepette %50 indirimleri, %75'e kadar varan indirimler oluyor yani. %75'e varan. Evet. Hoş geldin. Reklamcı ağzıyla konuşuyor bence. %75'e varan indirimlerle Trendyol'dan. Seni bizim tuttuğumuz o kadar belli ki şu an. Bu kıskançlık konusu %75'e varan desin. Eyvallah, ne güzelmiş. Bizim indirimimizi kullanacak mısın? Beleş indirimi kullanırım. Beleş indirimi çok komik lan. Sevgili YouTube başında izleyen beleşçiler, beleşçi yazın ve Trendyol ben, Trendyol Milla'dan 100 lira ve üzeri alışverişlerde 20 lira indirim kazanın. Bu kadar. Hiç ayrılık oldu mu 13,5 yıl içinde? Başımız döndü. Ayrılıktan. Ya tamam, öyle tamam. Şöyle... Ya ben daha akli dengesi yerinde konuklar istiyorum yani burada. Böyle bir ayrılık oldu. Başımız döndü! Yani şey mi, hiç ayrılmadığınızın kinayesi mi bu? Yok, iki kere ayrıldık. Öyle mi? Evet, iki kere. Aa! Evet. Ne kadar süreyle? 8 ay. Her ikisi de? Her ikisi de. 8 ay, 8 ay. Evet. Oo. Bir ilişkinin başında oldu. Bir de sevgili Amerika'ya gitti yüksek lisans yapmaya. Öyle uzaktan çok yönetemedik o şeyi. Ayrıldınız? Ayrıldık. Ne zaman gitti Amerika'ya? 5-6 sene oldu galiba. 4 sene. 4 sene mi? 4 sene önce. 2013. Kim dedi ayrılalım mesajdan? Bana mail attı ya. Mail? Mail attı. Ne yazdı? Göt falan. Başka başka piç falan. Ne yazdı? Ya bilmiyorum, o üniversiteye gidince, yüksek lisans yapınca herhalde çok alıştım maillere. Oradan maili yazdı. Dedi ki yani yapamıyoruz, edemiyoruz. Ki ben New York'ta buluşuyorduk o dönemlerde. Ben iş icabı gidiyordum zaten. Tamam. Yani ama o Boston'dan geliyordu. Ben New York'a gidiyordum. Orada buluşuyorduk. Sonra baktık biraz böyle olmuyor. Boston New York arası ne kadar? Otobüste 4,5, 4 saat falan. Sen sürüyor. Git Boston'a. Benim ama çok zamanım yok. Ha, anladım. İş icabı gidince çok zamanım olmuyor. Bir gece kalıp geri dönüyordum. O yanına geliyordu. Evet. Vay, güzeldir ha. Özlem'le beraber. Aynen. New York sokakları. Evet. Sen ama... de otur evinde. Ha. Ya ama şey oluyordu yani, hani güzeldi hakikaten beraber New York'a yaşamak. Ama bir günün var. Yani kavga etmek için de, bir şeyleri konuşmak için de, başka bir şey için de, her şey için de bir günün var. Ya gezelim mi, tozalım mı? Kız başka bir şey diyerek üstünü kapattı. Adam gezelim mi, tozalım mı? Ya ama, ya. Yoksa tavşan mıyız biz? Hayır. Yok. Bir şey söyleyeyim. Benim hayır. Aklıma gelmez. Bir şey söyleyeceğim. Samimi söylüyorum. Şey söyleyeceğim. Siz söyleyince de ayıpladım kendi içimden yani. Açıkçası böyle arsız konuklar almak. Biraz sizi ahlaka davet ediyorum. Evet. Ya şey, o çok yorgun geliyordu. Ben de... Hangi tavşan? Tavşan yok. Ya. Tavşan ölmüş. Tavşan nefes alamıyor ya. Tavşan bitik. Tamam. Ya ben onu sürükleyerek dışarı... Sürükleyerek! Hadi diyorum. Yo diyor. Tavşanım ben ama yorgun bir tavşan.
gezelim diye zorlarken o dinlenmek istiyordu. Aldı şimdi. Ve böyle hani bir şey konuşmak istemiyordu çünkü uçtan çok yorgun geliyordu. O yüzden böyle o 24 saat içerisinde böyle bir karışıyordu ama yine de güzel bir deneyimdi yani beraber orada olmak. Sonra sen bu buluşmalardan sonra ayrıldın ondan değil mi? Ya evet çünkü öyle yürütmek çok zordu hiçbir şey... Başka biri ihtimal oldu mu hiç Amerika'da kuzum? Yok. Hayır. Sıfır. Sıfır. Dürüst ol. Vallahi ya ben Hüseyin'i kendisi hariç başka yani dış hiçbir etken sebebiyle öyle bir şey olmadı. Ömürlük sevdim bu adamı. Evet öyle oldu. Sende bir Balkan var mı anne tarafı baba tarafı var. Balkanlar? Nerede? Bulgaristan. Bulgaristan ha evet. Var sende. Bizde Boşnaz. Ne alakası? Bak bunlar da böyle kanalı. Bunlar hep var. Hay Allah. Güzel güzel. Sonra kim barıştı? Dönünce barıştınız. Ya 8 ay hiç birbirimizi aramadık. Sıfır. Hiç asla. Ne? Senin hayatına kimse girdi mi? Hiç. Aga. Gerçekten. Ben ikinize de inanmıyorum. Hanımefendi burada diye hiçbir şey anlatmıyorsunuz vallahi. Yok asla. Yani şöyle bir durum oluyor. Şimdi zaten 8 ay geçtikten sonra bir canım bir sıkılıyor aslında. Tabii ki bir yakınlaşmalar falan olabilme ihtimali oluyor ama neyle ihtimali çeviriyor şu an? Diğer bir kız burada mı? Yoo diyorum. İhtimalsin sen diyorum. Yoo. Yakınlaşma ihtimalisin. Çek dudağını. Ya abi şimdi... Ne diyorsun? Göt falan diyorum ona o anda. Piç falan diyorum. Mail yollunca, mail yoluyla bitince ilişki tam kapanmıyor o sayfa. Benim anladım. Aklımın hep bir tarafında kaldı. Tabii. Heyle bitmez. Tumbalarla ilişkin bir tane satayım tabii. Bitmez. Ama yani ayrılmak için İstanbul'a mı geleyim 9 saat uçakla? Hani yazdım mail de mi? Yazdın gitti. Adamda da junka düşmüş. Hadi bakalım bekle dur. Sonra dönünce mi barıştınız hocam? Ben bayağı bir yani aslında takip ettim onu. Çok açık soracağım. Ayrılık sürecinde ağladın mı hocam? Ağladım. Hüngür hüngür. Hüngür hüngür ağladım. Kaç kere? Kaç kere... Yani birkaç gece bayağı bir kötü olmuşumdur. Valla. Evet. Sen aldın mı kuzum? Sen mi oldun? New York'ta alınır mı? Evet ağlanır an. Ya ben zaten o konuda öyle düşünüyorum. Yani nereye gidersen git kendinle berabersin yani. Hani öyle kendin mutlu değilsen hiçbir yerde mutlu olamazsın. Ben ayrılırken de aslında öyle mail attım ama çok üzülerek ayrıldım. Artık yani hani artık gitmiyor diye ayrıldım. Ayrılık sürecinde de çok ağladım. Ama yemin etmiştim dönmeyeceğim diye. Sonra da ben dönmedim. O döndü. Nereye döndü? Yani o beni, yani tekrar o barışmak istedi falan. Ha tamam. Aynen. Ama sen buraya geldiğinde barıştı. Yok yani ben böyle bir ara gelmiştim 2 haftalığına İstanbul ziyarete. O sırada uçağı yakalamak istedi inerken. Orada yakalayamadı bir kafeye geldi. İşte karşıma çıktı falan. İşte dedi evlenelim falan dedi. Ha aynen. Sen ayrılıktan hemen sonra evlenme teklif ettin. Hemen olmadı aslında. Yani ben öyle bayağı anlattı. Bir... Ya, evlenelim dedin ama böyle bir 6 ay sonra nişan oldu falan. Aha. Bir yıl sonra öyle bir şeylerdi tam hatırlamıyorum. Ben bekledim tamam. Havaalanında. Baktım gelmiyor bu. Uçağın saatini mi karıştırmıştın? Erken inmiş uçak. Erken. Ondan sonra ben erken inmiş. Yarım saat erken gelmiş uçak. Benim beklediğim saat yazan saatten erken bir yarım saat erken inmiş. Pilota bak ya. Yakacakmış güzel bir evliliği. Sonra ben bir arkadaşımın evine gittim. Çünkü ben Kartal'da oturuyorum. Sevil o dönemlerde Bakırköy. Beylikdüzü'nde oturuyordu. Tamam. Ben de dedim bu şimdi kesin arkadaşlarıyla dışarı çıkar. Bir konum atar. Ben de şimdi Kartal'dan gelmeyeyim. Ben de arkadaşıma gideyim karşıda. Burada yani. Bu taraflarda. Sürekli stalkluyorsun. Ben sürekli F5 refresh yapıyorum. Tamam. Sonra baktım Bakırköy. Konum attı. Yok bana konum atmadı. Kendi işte. Facebook'ta. Bakırköy'de bir kafede oturuyor. Ben hemen arabayı atladım. Gittim arabayla. Şimdi araba. O sıra sigara içiyordum. Sürekli içiyorum şimdi. Cesaret bulamıyorum. Gördüm orada oturuyorlar ama bir inceden bir kestim. Erkek var mı ortamda falan diye şöyle bir bakıyorum. Var mıydı? Yoktu. Var ya Gökhan benim ilkokul arkadaşım. Kafenin sahibi. Aynen. Çocuk oturuyor. Sahibi oturur canım. Sahibi yok. Aynen. Sen ne arıyorsun burada? Kafe benim. Okey otur. Tamam sen otur. Aynen. Ondan sonra baktım arkadaşlarımı arıyorum. Bana cesaret versinler diye. Ama tam o sırada kimse açmaz ya telefonunu. O sadık arkadaşlar hiçbiri açmadılar. Ben de vurdum arabayı gittim yanlarına. Şöyle bir Miro olarak. Bir geçtim üstlerinden arabayla. Çok sevinirim. Diğer dördü nasıl böyle can çekişiyor. Bak dedim bunlar için mi? Bin şu arabaya. Sonra gittim böyle Maçoy dağlarıyla. Hiç de yakışmaz bana. Ne yaptın? 5 dakika alabilir miyim sevgili dedim ama bakmıyorum suratına. Ha. Yani. Hoş geldin Keko. Sonra. 5 dakika alayım mı? Alamazsın. Okey. Ben kaçtım rahatınızı bozdum kusura bakmayın. 5 dakika alabilir miyim sevgili?
Evet. Mekan sahibi ne dedi? Buyur abi dedi. Nereye alıyor koçum demedi mi? Yok demedi. Tamam. Onu da tanıyorum zaten. Ha, tanıyordun tamam. Tanıyorum. Buyur abi dedi. Sen? Sinirli sinirli kalktın. Tabii tabii. Ne işin var burada? Evet evet, yani ben böyle hani şey gelmemem, gitmemem lazım falan ama hani gelmiş artık ayıp olmasın bir oturalım. Ondan sonra dinleme dinlersen inanırsın modundayım ben. Yine geldi. Dinledim dinledim. Dinlemedim dinleyemem. Yaptı mı? Güzel oldu. Kızım tekerlemiz her şey uyuyor şu an. İşedim işedim. İşemedim daha da işeyemem. Tamam. Anne işte. Evet işte dedim ki ayıp olur dinleyeyim. Sonra oturdum dinledim. Hep o konuştu. Evet. Ne anlattı? Evlilik, memlilik, hayat. Evet işte şunları değiştirme hayatımı, bunun üzerine koydum, bunun üzerine koydum. İşte senin her şeyi yapacağız. Hemen evleneceğiz falan filan. Çok güzel olacak hayatımız, birbirimizi artık üzmeyeceğiz falan filan. Sonra ertesi gün ben İzmir'e gittim. İzmir'e sabah akşam çiçek gönderdi. Hayatına o kadar çiçek... Bizim ilişkimiz bana o kadar çiçek göndermedi. Normalde karşıdan... Bak şu an açılıyormuşum böyle. Eleştiriyormuşum sürekli. Normalde Asya'da, o Asya'daydı, Kartal'daydı. Ben Bakırköy'deydim. Haftada biz hep bir gün görüşüyorduk. Hani okulumuz, dershanemiz falan güzel, filan. Güzel, ideal ilişki vallahi evet. Ondan sonra ama yani hani böyle bazen iki haftada bir, üç haftada bir falan oluyordu. O çok hem okuyordu hem de çalışıyordu. Çok tamam. Yoğundu. Hani normalde bazen karşıya gelmeyen adam şey diyor bana. İzmir'e bir çay içmeye geleyim mi falan. Ben böyle o blöf kadar... Blöf yapıyordur o yani. Hani o kadar yıl gelmedim. Gel deme deme deme. Öyle deme ya. Ben onu öylesine sordum. Keşke hakikaten gel deseydim. Keşke deseydim. Al bak gelirdi burada. Hayatta gelmesin. Kimse çay içmeye gitmez yani. Aynen. Sonra gelme artık hani ne anlamı var İzmir'deyim yani dönünce görüşürüz falan dedim. Öyle birazcık şey sabah akşam çiçekler gönderdi falan. Güzeldi, çok vallahi güzeldi. Evet. Emre'ye teklifini kim etti? Ben ettim. Nerede ettin? Boston'da. Allah Allah! Bir daha gittiniz sonra o zaman Boston'a. Bir daha gittim. Boston'da. Boston'da. Nasıl ettin orada? Ablalarını aradım. Ablaları orada yaşıyorlardı. İki ablası orada. Dedim ki yani bir kafeye götürün. Ama yemin ettirdim yani asla söylemeyin diye. Buradan işte pankart yaptırdım. Çiçekler falan ayarladım kurutulmuş. Onlara da dedim ki hani bir organizasyon yapın. Müzikler, işte şampanyalar falan bir şeyler yapın. Pankartı açarız. Gittim yanına. Şimdi pankart açıldı. Müzik çalıyor. Herkes böyle kaldırdı pankartları. Küçük böyle kağıtçıklar da dağıtmışlar ablaları. Benimle evlenir misin yazıyor. Benimle evlenir misin yazıyor. Ben yanında çöktüm. Şimdi beni fark etmiyor. Yanında çökmüşüm. Bir şey orada bir saçmaladı. Bir şey dedi. Yine mi ya dedi. Çünkü bir önceki gün müydü? Bir önceki gündü galiba. Ablam evlilik teklifi aldı. Ben de yine ona ediliyor sandım. Hani ablam kaç kere de kabul ediyor? Ya işte ben ablam sonuçta ya, 4 kereden önce. Benim ablam bir düğünde derken yani evliliğinde 3 kere gelinlik giydiği için hani böyle bunda yine şova hani kaç kere teklif alacak falan oldu. Ha. O yüzden hani ona diye düşündüm. Sen hocam o zaman vektörel olarak yanlış yere çöktün. Ya kız evet. Buraya bakarken arkasına mı çöktün sen? Çok saçma buraya çökmüş buna bakıyor. Ablam mı gidiyor acaba? Oğlum şuraya çöksene karşısına. Ben yemek yiyordum o buradaydı. Çok saçma değil mi? Ben bunu burada kız çökmüş. Ne yapıyorsun sen orada? İftar açıyorum gel beraber açalım gel. Zaten bana bir baktı. Şöyle bana baktı. Sonra bir daha çevirdik. Ablamla mı? Hala anlamı. Ben buradayken ablam ha. Ne diyorduk? Öyle. Ne diyorduk diye. Konuşuyorduk işte. Şey, çöktün. Aynen. Ondan sonra birkaç sözcük söyledim. Ne dedin? Ne dedim? Ne söyledin? Bu zamana kadar beni çektin. Bir ömür daha çeker misin dedim. Güzel laf. O şey dedi mi? Çektim, çektim. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Bakırköy'de, sahne 74'te, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Canım seyirci. Canım beleşçi. Para bul işleri bilir misiniz birbirimizin ne kazandığını? Önce meslekleri sorayım. Ne iş yapıyorsun hocam? Aşçıyım. Aşçı? Evet. Ana! Ne güzel. Siz efendim? Ben yazılım satış danışmanı. Harikulade. Peki mesleği aşçılık olan biri kolay kolay evde yemek yapmaz. Doğru mu? Ben severek yapıyorum. Vallahi. Evde de yapıyorum. Sen yapmıyorsun. Yapıyorum. Yapıyorum da yani şey. Adam şaşırdı şu an.
Adam şaşırıyor. Kim bana mı? Kime yapıyor? Sormadım. Annesi ne yapıyor? Kime yapıyor? Adam yememiş. Sen yedin mi hiç hocam yemeğini? İlk başlarda bir deneyimiz oldu. Bir. Ama çok iyi olmadı deneyim. Ne denedi? Pilav yapmaya çalıştı. Pilav mı? Pilav yapmaya çalıştı. Bunda pirinç mi kullanıyorduk yoksa su koyuyor muyduk ya su? Pilav yapamadı mı? Biraz çıtırlı oldu. Çıtırlı. Çıtırlı. Ne demek o bilmeyenlere? Yani şimdi kavurdu, suyunu koydu. Sonra bir baktı, ha bu az oldu dedi. Yani pilavın olmasına bir 10 dakika kala pirinci tekrardan koydu üstüne. O da tam olmadı. Biraz daha pirinç kattım. Çok az olmuştu pirinci. Ha, azıcık daha pirinç kattım. Evet. Bu yeni pirinçler de şaşırmıştı. Ne oluyor mu pirinç? Bu yandaki kaynıyor da ben niye böyle daha bir... Ilığım ben. Azıcık ılığım ama inşallah yenirim sonra yani. Şu yaşımda pilav taklidi yapıyorum. Sıçarım böyle inşallah. Çok iyi. Sinirlerim bozuldu. İlk defa bu kadar yeteneksiz bir insan görüyorum yani. Aferin kızı iyi kakalamışsın ha. Yemin ediyorum bak. Aşçıyı da bulmuşsun. Bu adam mükemmel. Bu adam senin kızına çok sakın söyle bak küsmesinler ha. O hep söylüyor bu arada. Öyle mi? Evet. Benden daha çok severirsin. Çok normal. Hepimiz öyle. Anladım hocam. Ama şimdi bayağı iyi. Şimdi iyi. Şimdi bayağı iyi. Tamam tamam. Evet. Pirinçler adına çok seviyorum seni şu an. En azından. Güzelmiş. Bilir misiniz ne kazandığınızı? Biliriz. Hesapları kim öder? Ben öderim. Tamam. Kredi kartıyla? Evet. Sende var mı kredi kartı? Ha yok. Yok. Tamam sen kendi maaşını harcıyorsun. Evet ben zaten. Banka kartı. Evet. Ev kira mı? Bizim. Ha sizin. Ha ne güzel kira da yok. Ha güzel. Kredi ödüyoruz. Ha anladım. Hala kredi devam ediyor. Al daha ne kadar süre? Önümüzdeki sene Ağustos ayına kadar. Ha, hiçbir şey kalmamış. Aynen. 16 ay sonra. Oh olacak. Hadi ne güzel. Evinizde güle güle oturun valla. Sağ olun. Harikulade. Peki ilişkinin pintisi kim? Müsrifi kim? Ben harcarım. Benim için paranın sınırı yoktur yani. Bu çocukta şu şey yok mu tam? Ben şansa inanmam. Parmatım. Evde çok öyle bir onu. Hal var değil mi böyle? Ben harcarım. Ben. Hüseyin. Ben harcarım. Bu arada evde parmatanı çok yapıyor. Öyle mi? Aynen. Taklitini yapıyor yani. Öyle. Yap bakayım. Yap ya bir şey olmaz. Ben farmaton mu diyeyim? Ben farmaton mu? Rica ederim onu demeyeceğim. Ya yapma yapma çocuk gibi. Yapsana. Kafam da karışık. Güzel güzel. Ya sen harcarsın. Biraz daha müsrifsin. Hanımefendi peki toparlayıcı mıdır? Ya biriktirelim biriktirelim. Azıcık dikkat et. Ya Sevil evet. O konularda biraz daha dikkat eder. Ama genelde o para kısmı hep bendedir. Hı-hı. Hesap kısmı da bendedir. Sevil ara sıra bahşiş falan atar işte. Beşerim. Bahşiş mi? Nasıl yani? Adisyon da açma herhalde. Hayır hayır. Bütün hesabı ödüyor 300 lira. Ben 5 lira başlatıyorum. Yani. 5 lira? Yani 300'e 5 mi atıyor? Çok atmışsın. Yok, yok. Ağla çıkın. 5'i at bekle. Yalnız bu bozulacak. Geri gelecek kusura bakmayın. 4'ünü geri al. 1 lira bırak. Ya 20 lira falan da oluyor bazen. Yani mekanına göre. Bazen. Bir kere bırakmış 20 onu içine oturmuş. Bozuk yok amına koydum yerinde 20 bırakmış. İlişkinin kıskancı kim? Sevil. Vallahi. Açık ara. Nasıl? Yani... Seni çünkü kaparlar aga. Aşçı, yakışıklı ya adam. Teşekkür ederim. Ben harcarım. Beni kaparlar. Aferin. Ama yani... En son ne oldu mesela? Minik kriz. Şimdi eve bıraktılar beni. Çok açma yani böyle şeyleri. Hayır yayınlamayız hayatım. En son siz karar veriyorsunuz zaten. Tamam. Yani. Tabii. Eve bıraktılar. Sallayın tamam. Bak gülmeyin ulan. Ben yine ikna ettik. Vallahi yayınlıyoruz. Tabii, söz. Tamam. Vallahi bir şey olmaz ya. Tabii, olacak ya. Tamam. En fazla 300 bin kişi izler. Bazen 500. Evet. Ya şimdi işten geliyorum. Bir arkadaşım bıraktı. Kız arkadaşım bıraktı. Ondan sonra tamam. Bu kadar. Ne var bunda? Ben nasıl kaçta geldim dedi. Kaçta bıraktı gece? Ya şöyle ben şimdi uçuştan geldim. Tamam. Uçuştan geldikten sonra sabaha karşı oldu uçuş. Aha. Geldim sabah işte. Sonra dedi ki hani nasıl geldin? Yolculuğun nasıldı falan dedi. Kız seni almaya mı geldi havalimanına?
Yok. Ekipten. Ekibimdendi. Tamam. Kız. Arabası vardı. Arabası vardı. Seni de attı yolda. Beni de bıraktı. Tamam. Bu kadar. O kadar. Kim bıraktı dedi. Bir arkadaşım dedi. Kim o arkadaş dedi. Tamam. Ekibimden bir kız dedim. Tamam. Telefonunu aldın mı diyor. Instagram'dan ekledin mi dedi. Oldu mu bunlar? Olmadı. Ama sordum. Hep eve üzüldük. Hadi be hocam. Sordum. Niye? Yani bazen uçlarda... Ya bir şey söyleyeceğim. Sabaha karşı eve bir kız bırakıyorsa o kadarını da sorar. Bu kıskançlık değildir. Oh be! Yani... Vallahi kız yemin ediyorum ben senden yanayım. Ya şöyle... Ebesinin ki yani kim bıraktı arkadaşlar da yatalım. Olur mu lan öyle? Olmaz aga yani. Sen pilav yap diyemezsin kıza yani öyle olmaz. Yani şöyle ben aslında erkek bıraksa da soruyorum. Ama Hüseyin bence kıskançlık konusunda çok hassas. Çünkü ben gençken biraz daha, bir tık daha fazlaydım. O yüzden şimdi mesela kız, yani normalde erkeği de soruyorum ama kız sorunca böyle şey, ne soruyorsun diye sorarım yani sorarım. Sen de söyle, konu kapansın. Bitti. Valla aferin evet. Kız soracaksın tabii. O kadar da kontrol olacak abi. Evet. Ha, sen istiyorsun ki yani eve kız bıraksın, kız alsın. Hamama gidelim, kimse sormasın. Tabii ya öyle olmaz. Evet, soruyorum yani. Valla ben senden yanayım şekerim. Tamam, %100. Tamam. Bak soralım seyircimize. Sivil haklı diyenler o desin. Bakın ki siz de az geniş değilmişsiniz ha valla. Geç bağırdınız yani. Abi bırakır ne olacak ki herkes bırakabilir. Kendi başına geldi mi? Yoo. Hüseyin haklı diyenler o desin. 14 tane ayı bağırması geldi şu an. Duyduk mu hep beraber? Eve bırakılmak istenen bir takım ayılar. Ooo. Bir nefes alıyoruz. Bir keyfimiz var. Kimse karışmasın. Bizi eve kızlar bırakacak. Telefonda ne olarak kayıtlı? Karım. Karım. Ne güzelmiş. O sende? Kocam. Kocam. Oh. Risksiz. Risksiz. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Şifren var mı onda? Var mı? Bak yok. Bu çok klasik erkek zaman kazanma. Bir kere şifre ne demek? Önce onu konuşalım. Sonra böyle var mı? Var mı yok mu? Senin Instagram şifren. Mi? Hanımefendi de var mı? Yok. Şimdi istese verir misin? Veririm. Valla? Valla veririm. Söyle kulağına ulan. Yaktık çocuğu! Abi bir daha beni eve bırakamazlar yapma ya. Evet ne güzel. Bu adam bir şey karıştırmıyor. Ben çok eminim yani. Ben senin var mı? Benim onda yok. Başkasında var diyormuşum çok saçma. Öyle gibi oldu ama. Tamam. Yok. Benim şifrem onda yok. Tamam. Kimse peki istese verir misin? Tabii ki. Sen de verirsin. Ben de veririm. Ne güzel. Yani ama zaten... bence böyle olmalı. İstese verebilecek gibi olup vermemelisin. Vallahi bak. Çok ısrar ederseniz siktir git demesin. Böyle olmalı yani. İlişkilerde 60 bölümdür bunu anlıyorum ben. Hocam sence hanım dünyanın en güzel kadını mı? Kesinlikle. Valla? Evet. Tamam şimdi ama bu soruyu geçiştirmeyelim karşılıklı. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 9,5 veririm. Çok güzel. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? İlla vardır canım. Kimse kusursuz değil yani. Ya evlenmeden önce vardı da evlendikten sonra hallettik biz o işi. Yok of. Hep beraber merak ediyoruz şu an. Abi sor çok ayıp ama sor. Annesi var siklet sorsun. Ayıp bizim mi onun? Ne tam, oldu? Tam öyle değil ya. Burun vardı. Burun. Ne? Çok güzel olmuş burnun bu arada. Yaptırdım. Hiç belli değil. Evet süper. Hiç belli değil. Yani ben siz söylemeseniz anlamazdım. Harika. Valla. Doğal olsun dedi ki doğal oldu. Ama... Nasıldı burun? Benimki gibi miydi? Evet. Hadi canım! Hocam. Benim burnumu hanımefendiye takıyorum şu an. O haliyle evlenmen gerçekten... Gönül gözünle baktığını gösterir. Bu kadar var mıydı? Yok o kadar yok. Tövbe estağfurullah. Yo. Ya şimdi... Yani bir hafiften bir kemerlik vardı. Kemer. Anladım. Sen dedin mi peki? Sen mi dedin? Yaptır yaptır. Ben açık asla ol. Hiçbir şey demedim. Ha, peki içten içe yaptırdığına sevindin mi? Yani aslında biraz çehresini değiştirdi. Onun enerjisini de değiştirdi. Onu yaptırdıktan sonra çok özgüvenli bir insandır bu arada Sevil. Hı hı. Çok enerjiktir. Ama onu yaptırdıktan sonra inanın kendine daha da böyle bir özgüveni geldi. Patlıyorum şu an. Yapma ya. Vay anasını. Ne güzelmiş. Beyefendi dünyanın en yakışıklı adamı mı? Net. 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 Tamam. Bence bana göre değil yani. Çok kişiye göre öyledir. Yok canım.
kadar da değil yani. Sen de şimdi abarttın yani. Ya, o zaman tamam, bana göre öyle. Tamam. Soralım kızlara. Ya sormayalım da. Yanında kocalar var. Al cevaplarını al. Tatlım bozulur musun parmak altısına? Ben çok beğendim ama yani. Yakışık adam canım. Yani evet, bir Balkan tarafından gelen değişik bir durum var. Daha güzel olsaydı dediğim bir fiziki özelliği var. İlla vardır canım yani. Beyni diyormuşum. Yok, ne diyormuşum? Yok yok. Şöyle bir kısık ses yaptı bana. Beyni diyormuşum. Ama şaka anlamında yani, gerçek anlamında. Tamam. Fiziken? Fiziken var mı şöyle olsun dediğim. Ya yok herhalde ya, bilmem yani, bence bir bakayım, tekrar bakıyorum. Yok yani, bir ara göbeği vardı, daha böyle şey, göbekli falan. Kaslı mı bu adam? Değil. Ha bak mesela oğlu, yani biraz bir tık daha olsa güzel olabilir. Ha, hiç evet. Mi yok kası? Var var yani, mesela zaten omuzlar ben severim. Onlar var. Ama o böyle kendini daha güçlü hissetme anlamında mesela biraz kas yapsa bence o da, ben de daha mutlu olabiliriz. Ha. Evet. Hocam, hanımını mutlu etmek ister misin? Ya öyle değil ya. Hayır, kas yapacak mısın ya? Yapıyorum zaten. Yapıyorum. Başladım. Başladın. Aynen. Ne zaman? Dün abi. Öyle bir çalıştım ki. Birkaç antrenman oldu. Öyle mi? Aha. Birkaç. Kaç? Bir mi, iki mi? Yok. Yani bir, iki ay oldu. İki ay. Aha. Ne değişti? Duruşum değişti biraz. Ha. Nasıl duruyordun? Kambur. Biraz. Vallahi. Mesela memelerin sıkı mı? Böyle bir. Hanıma sormak lazım. Ha. Sıkı mı memelerin? Öyle öyle, evet. Ha. Aynen. Böyle göbekte kas, six pack. Ya onlara daha gelemedik. Henüz değil. Daha yok. Zor. Güzel ama fena değil. Bir huyu değilsin. Hangi huyu? Dağınıklığı tabii ki. Örnek ver bakalım. Nasıl dağınık? Aşçı dağınık olur mu ya? Tabii ki. Yani mutfakta dağınık, evde daha da dağınık. Mutfakta zaten o mesela normalde endüstriyel mutfakta çalıştığı için domates için ayrı tahta kullanıyor, salatalık için ayrı tahta kullanıyor. Diyor ki hani bu pislendi, yenisini getir. Ben öyle yıkıyorum kalfa. Kız var şey. Yılların bıkkınlığıyla ben kalfamıyım, ben niye yıkıyorum ya? Tamam. Hocam sen için... bu arada aşçısın ama uçan bir aşçıymışsın. Doğru. Uçan aşçı ne demek? Aynı zamanda uçaklarda giderken, yani atıyorum buradan New York'a gidiyoruz işte. Tamam. Orada business class'a servis yapıyoruz. Aa. Aynen. Ama burada sabitle çalışıyorsun. Burada evet, mutfakta da çalışıyorum. O yolculuk esnasında da çalışıyorum. Biz mesela business'e yapıyorsun ya sen, biz ekonomiler... Zaten hazır olanı mı yiyoruz? Yani şimdi orada biraz daha titiz diyelim. Biraz daha düzenli, biraz daha şık. Hocam bizimkilere işiyor musunuz? Önce onu sorayım. Bizim paramız az diye sidikli sandviç mi yiyoruz? Oğlum biz daha evvel en az bir kez business uçan var mı? Bakır köyü silme fakir. 300 kişiyi fire vermedik. Bir tane şurada şöyle kaldıran var. Abi yanlışlıkla oturdum, kimse karışmadı. İçtim ben de. Yani daha titiz ne demek? Ya daha özeniyoruz. Orada biraz şov ya. Daha değişik yemekler de var. Daha değişik yemekler. Tabii, özeniyorsunuz yani. Bir de. Aynen öyle. Bize ama mesela bizim için bir aşçı yok uçakta. Yok. Yok. Bizimki geliyor bir yerde. Al ye diyorlar, tıkıyorlar ağzımıza. Size sandviç, onlara kuzu pirzola. Gibi. Peki bu götlük dediğin neydi? Önce onu söyleyeyim. Ben o yüzden ödüyorum onu. Ama öyle değil mi yani? Bu bir götlüktür yani. Biz de insanız. Kuzu kokuyor. Bana vermişler beyaz peren. Ye bakalım ye. Onların içkisi başka mı? Bize böyle şu kadar şarap getirin. Onlara veriyoruz. Onlara çok çeşit var ya. Ha? Tabii. Viski var mı onlara? Var. Bize yok. Uzun uçlarda var. Ha tamam. Ama onlarda çeşitler tabii 4-5 tane var. Bizde yani. Belli en ucuz viski. Öyle mi? Tükürüyor mu içine bizim ekonominin viskinin içine? Bu nereye gidecek? 32. sıra. Tamam. Götür şimdi. Tadı güzel de o yeni de. Ver o içer, anlamaz o. Viski mi görmüş köpek fakir? Al ver. Böyle mi oluyor yani ekonomi? O kadar olmaz. O kadar bir zahmet. O kadar olmaz diyor manyağa bak. Azıcık tükürürüm de o kadar değil, abartma. Nedir dağınıklı? Mutfakta çok dağınık. İşte her şey, normalde hani böyle onun arkasını toplayan birisi olduğu için mutfakta. Evde de ben topluyorum mutfakta. Bir de ev içerisinde dağınık yani. Çok yani çıkardığı bir şey asla yerine koymaz. Asla. Yani tişört, şort, işte her şeyi her yerde. Öyle mi? Evet. Hocam mesela şortu çıkarıyorsun. Orada. Atıyorum bir yere, devam edin yoluna. Ya biraz abartı var şimdi burada ama. Oğlum bana niye söylüyorsun? Hanımefendi niye söylüyorsun? Bana bir, yalnız Mesut Bey sizde yani. Bunları ben söylemedim ki, bana cevap veriyorum. Oraya cevap ver.
Ya en son yalvardım ya, ben şimdi 2 ay oldu yeni bir işe başladım. Dedim ki yani yetişemiyorum, hani lütfen bak topla bu çıkardığın şeyleri. Toplayacağım dedi. Sonra tam bir haftayı şey diyor yolladı. Galatasaray şampiyon oldu. Yani tamam, yani şortunu niye yerine koyamıyorsun? O donu giyemiyorum, Galatasaray şampiyon oldu. Öyle, Galatasaray şampiyon oldu, bana karışma. Öyle. Öyle mi? Evet. Ya abi o gün biraz yorulduk yani, o kadar. Bir hafta boyunca o şort oradan... Kutlamalar bir hafta sürdü, ben ne yaptım? Yani... Hepsine gittin mi bir hafta? Hepsine gittim. Valla, evet. Ha ne güzelmiş. Galatasaray'sın. Evet. Tebrik ediyoruz buradan da Galatasaray'ın şampiyonluğunu. Yok galiba. Böyle yayınlamayacağım. Hocam bir huyu değişsin. Fışt. Hangi huyu? Ya bahsetmiştik ama ondan yine kıskançlığa geleceğim galiba. Hala çekiyor musun bu kıskançlıktan hocam? Abi 13,5 yıl oldu. Yani tamam ben de seviyorum, o da beni seviyor da. Ya birazcık törpülesin işte o da. Yani. Törpülemedi mi yani? Aynı şekilde kıskanıyor mu? Yani seven insan kıskanır da. Şimdi şu an çeviriyor sürekli şu an. Sürekli yol yapıyor sürekli yani. Tamam ya, kıskanıyor mu kıskanmıyor mu şu an? Kıskanıyor. Hadi canım. Evet. Darlıyor seni. Gittiğin yerlerde arıyor mu, ne yaptın ne ettin? Ha gittiğim yerlerde evet. Bak şimdi o kadar aramıyor söyle, diyecektim tamam. Ya. Ha evet aramıyor. Ya ben bir söyleyebilir miyim? Hadi şimdi bir saniye. Ne zaman seni konuşturmadık? Tabii ki söyleyebilirim. Ya bence şöyle yani. Şimdi, bana kıskanç diyor mu? Bence Hüseyin'in kıskançlık limitleri çok farklı. Yurt dışına gidiyor mesela. Diyelim ki mesela en son Bangkok'tan geldi. Bangkok'ta ya da ne bileyim Los Angeles'a gidiyor. 24 saat, 48 saat boyunca hiç aramadığım oluyor. Öyle aç kamerayı, görüntülü konuşalım. Sadece gerçekten görmek istiyorsam ararım. Yani hani onu kontrol amaçlı asla yapmam. Bir kere Amerika'dayken dedim ki, yüzüğün parmağında mı aç kameraya bakacağım dedim. Çok büyük tepki verdi, çok kızdı. Sonra ben onu sorgulamamayı öğrendim. Baktım çok yani çok yükseliyor. Bence ben çok kıskanmıyorum, çok aramıyorum da. Ama şey diyor, niye soruyorsun? Hani ama aslında sormam normal, sen niye cevap vermiyorsun diyorum. Ben tamamen senden yanayım. Evet. Vallahi bak kız evet. Yerden göğe haklı. Yüzüğü parmağında mıydı? Hadi bakalım bana da tepki göster görelim. Yüzüğü parmağında mıydı? Şimdi değil lan, manyak bunu götürüyor. Manyak şu an herhalde bir zahmet, manyağa bak. İlişki programına bakıyormuş. Evde ya. Hayır, Los Angeles'ta. Abi ara sıra çıkarıyorum şimdi. Neden? Beraber soralım. Üç deyince neden? Bir, iki, üç. Neden? Çok oldu. Aa! Hadi tepki göster. Neden? Abi şimdi ben... Adam aşırı yer var burada yavrum. Sanki domates keserken çıkarıyor. Allah'ın cezası burada. Hijyen gereği, hijyen. Hijyen. Böyle bir yalancı gördünüz hayatınızda. Böyle hijyen. Yersin. Nasıl yani hijyen gereği? Abi şimdi takı takmamak zorundayız. Saattir, bilekliktir. Aa! Tabii. Onlar yasak. Yasak, yüzük? Aha. Ya yüzüğü aslında çok bir şey dediklerini görmedim çünkü. Ama ben hijyen olduğu için... Çıkartıyorum. Ben takıntılıyım. Sevmiyor yüzük takmayı ya. Sevmiyor. Aynen. Bazen bir rahatsız oluyorum. Ya o da şeyden. Hani ilk başta evlendiğimizden 5-6 kilo verdim. Ara sıra çıkıyor işte. Çıkmışken de gidiveriyor yani. Çıkmışken de almıyorum yani. Kendi çıkmış. Hür iradesiyle kendi çıkmış. Ben ne yapayım? Yüzük çıkmış. Suç yüzüğün kuzum. Yani onu da benim kıskançlık için taktırdığımı düşünüyor ama ben onu Galatasaray maçına giderken bile niye yüzüğünü takmadın diye yani kızmıyorum da söylüyorum çünkü ben onu yüzükle görünce çok seviyorum. Yani ben kendim de yüzük takmayı çok seviyorum. Ya gerçekten seviyorum ya. Çocuk yalancı, kız daha yalancı yani. Ben yüzükle benim evlilik benim umurum değil. Ben onu yüzükle aldım çok seviyorum yani. Yüzükle daha mı yakışıklı? Ben yakıştırıyorum onu yüzük. Vallahi öyle. O kadar ama. Vallahi öyle. Tamam. Evet. İnanmayan siktirsin gitsin, öyle söyleyeyim. 15 sene geçti, bir sebepten ayrılmışsınız. Kim terk etmiş olabilir? Sevin terk eder. Neden? Bu tez canlı. Yani... Bu kadar temel bir kelimeyle. O niye terk eder? İleri görüşlü. Fevri yani. Yani... Fevri. Fevri. Basar gider mi yani? Yani ihtimal dahilinde ama... Sevdiğinden yine kalır. Hiç ayrı yattınız mı? Git orada yat. Yani ben mesela şeyde tartışmışız. O gün de gece NBA maçı var. Salonda böyle sızmışım ben de işte o gün. İşine geldi yani. Ha. Ne güzel adam ya. İyi burada daha güzel ha. Onun için yapabileceğinin bir sınırı var mı hocam? Yoktur. 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 Valla? Evet.
Bir daha domates yüzü görmeyeceksin. Ne salatalık ne domates. Hiçbir şey doğramana izin verilmiyor. Görmem ya. Görmez misin? Görmeyeyim tamam. Görmeyeyim. Hiç yemek yapmayacaksın. Başka yollardan para kazanırız. Geçmiş seks işçiliği diye bir şey var yani. Tamam abi. Bu yakışıklıkla bence de kazanırsın da yani. Benim mesela kazanacağım ayda 300 falan lira. O da lira. O da yerde bulursa falan anca yani. Hepsi güzel bir şey. Para mı lan o 20? Yaktık kendimizi durduk yere. Görmezsin yani. Yok abi. Vay. Güzelmiş. Fobin var mı? Fobin yükseklik karanlık bir şey? Yok abi. Sıfır. Sıfır. Bir güzel. Böyle bir köpek balığından bir ara böyle bir tutuldum. O da o Jaws filmlerinden falan yani. E tabii canım çocuk gibi korkuyor. Ne çocuk. Olacak? Ondan sonra. Tamam köpek balığı geliyor. Denizdesin. Sana dedi ki sağ bacağını ağzına sok. Benim için. O bacağı sokar mısın o köpek balığının ağzına? Ağzını da kırarım onu ya. Ya. Manyak değil ya. Niye yapsın ya? Ben manyak mıyım öyle bir şey söyleyeyim? Çocuk gibi adam. Ağzını bile kırarım ağzını bile kırarım. Her şeyi yapabilir misin? Her şeyi. Ya bence ya yaparım derim de ne olduğu yani. Sonra sana dedi ki ben böyle seviyorum artık dedi. Sevilcim dedi. Saçını üçe vurdur. Şuradan aşağıya köpek balığı dövmesi yaptır. Aşağıya kadar. 25 tane de burma bilezik böyle buradan buraya. Böyle şıkır şıkır gezdi yollarda. Şıkır şıkır. İnanılmaz bir kombin oldu da. Evet evet. Yani... Bir de tenis ayakkabıları dedi. Oh. Eline de bir tane raket verdi. Meczup gibi geziyor yollarda. Bir de teneke verdi. Vuruyorum böyle. Yani bu saçmalığa bir sene var mısın? Yok. Yok. Yok yani. Onun için yaparım da. Sadece saçını üçe vurur musun? Ya benim kafamın şurası eğri. Aşk konuşuyoruz şu an. Ya yumru var yumru ya, yumru. Şurada bir şey var. Yaparım da yumru bu yani bu gözükürse ben rezil olurum ya. Yani çok bayıla bayıla yapmam da ya böyle delirdim ya. Niye bir şey istiyor ki yani? Yani belli bir sebep verirse yaparım. Tabii yani yap keyfine öyle bir şey yok yani. Keyfine değil aşkını görmek istiyor işte. Üçe vur diyor ben senin bitti olduğunu düşünüyorum. Ama öyle aşk mı olur dedim yani. Aşkım yatıyoruz hep buralarda belli ki senden geliyor yani. Yaparım yaparım. Üçe vurursun. Var mı? Ha. Beni mi geçiştiriyorsun sen şu an? Evet diyor manyağı gayet yapıyor. Sor sor gayet yapıyor. Çok da hakim olmadığın bir arkadaş grubuyla tatile gidebilir mi? Ya o konuda çok kısıtlamayı seven bir insan değilim. Ama kısıtlarım. Evet. Ara sıra kısıtlarım. Ama şimdi şöyle. Hakim olduğumsa bir sıkıntı yok. Ama hakim olmadığım birileri varsa yanında o zaman nereye gidiyorsun derim. Bir de gittiği yere de bağlı. Gidiyorsun der misin, gidemezsin mi dersin? Şimdi gittiğin yere de bağlı. Tamam. Gittiğin arkadaş grubuna da bağlı. Tamam. Mesela ben kızlarla, senin bildiğin kızlarla gideceğim. Evet. Atina'da 3 gün. Atina. Bildiğin kızlarla ama ablalarım değil. E tamam gidersin. Giderim. Gidersin. Sözünü alıyorum burada. Atina. Hepiniz şahitsiniz. Saniye. Kız bana izin almaya geldi programa. Biz bir saattir konuşuyoruz. Şu izni alalım. Ben Yunanistan'a gideceğim. Yeter ya. Ver lan izni burada. Ayrıca izin neymiş? Ben soruyu yanlış sordum. Evet, izin gideceğim mi kız? Gideceğim ya. Gideceğim. Gideyim mi? Gidebileyim miyim? Gideyim ya. Bu yaz. Ya üç bu kız. Yaz. Aynen öyle. Yunanistan. Kız. Evet. Tamam. Ne var bunda? Gitsin abi. Ben kısıtlamıyorum ya. Kısıtladın mı? Daha önce sen bu tatilden bahsettin mi ona? Tabii. Yani yok mesela, mu dedi? Ya mesela Berlin'de arkadaşım var hafta sonu için gideyim diyorum tamam. Mesela. Hani hayır. Abi şimdi Berlin'de arkadaşı patlıyor onun. Bir hareketli orası. Ne bileyim yani onda böyle... Gece hayatı odur budur aynen. Drugs falan filan. Ondan sonra... Ne dedi, konuşuyoruz? Ya, yine süt çocuğu çizgimden çıkaracaklar beni. Aynen. O da diyor ki oraya gidersen aşağı yani yaparsın. Yapmam ya Berlin'i görmek istiyorum. Yani hani otur tabii ki içeriz ama hani bir şey yapacak halim yok. Ama o diyor ki beraber gidelim. Ben diyorum ki yani beraber her yere gidiyoruz. Bir de ben oraya arkadaşımın yanına gideyim falan öyle. Şu an gitmedin ama. Gitmedim henüz tek başıma bir yere. Tamam. Güzel çağdaştınız. 3 puan falan ben sana söyleyeyim. O gidebilir mi? Hakim değilsin. Birkaç kız var. Tatile gidiyorlar. Ha sadece kızlarla. Hayır. Birkaç kız da var. He. Gider ya. Çünkü ben Hüseyin'in gitme durumuna alıştım. Vay.
Yani hani çünkü gidiyor orada ekiplerle beraber, sonuçta ekipler karışık, kız erkek hani. Ve dolayısıyla orada etkinlikle yapıyorlar vesaire. Ben o durumu biliyorum. Ama Hüseyin kendi bildikleri haricinde, yani ablalarım haricinde, ben aslında kıskanç diyor ya bana. Ben laf dinliyorum. O laf dinlemediği gibi hesap da vermiyor. Bak oh şimdi. Be şu an anlatıyorsun. Kıza bak. Çak! Vur kız. Annen de burada. Vurmuş olmaz. Alır annen evine gidersin en kötü. Yani burada... Coştum ben de birden. Yani şey, ben o duruma alışığım. O beni hep onun etrafında olduğum için ben çok rahat hissetmiyor. Doğru. Çok güzel ifade ettin. Sen giderek iş dolayısıyla bile olsa bu kızı gitmene alıştırmışsın. O da gitmeli. Abi sen gitsin. De bu duruma alışmalısın. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ablalarıyla zaten çıktığı zaman... Ya sadece ablalar için demiyorum. Hocam, gitmek istediği zaman... Tabii biz evet ona da göndermeyelim. Hayır. Ablaları tabii ki. Şimdi burada bir algı yaptı. bir saniye orada ben devre alacağım şimdi. Burada gitmek istediği zaman... gitmek istediği zaman zaten ablalarıyla beraber gidiyor bir yere. Ha, o onu tercih ediyor. O onu tercih ediyor ya da o organizasyon içerisinde ablası oluyor. Ya tamam. Da organizasyonu ablası yapıyor. Gittiği zaman da ben hiçbir zaman asla kısıtlayan bir adam değilim. Onu bir kere burada net söyleyeyim. Ben olmadığım zamanlarda da gece dışarıda çıkıyor, barada evet, gidiyor. İstanbul'da çıkıyorum. İstanbul'da yani hafta hep sonları. Çıkıyor. Bu tatil olsun ya da olmasın. Yani şimdi izin vermeyen bir insan İstanbul'da da çıkmasına izin verme. Ama şimdi izin veriyorum ben. Hocam şu kelimeden vazgeç bak. Evet. Senin tefekorlar tamam. YouTube'da. Başta şimdi ben bu soruyu baştan soracağım. Tamam. Sen çok özür dilerim deyip kapat. Tamam. İçine sinmek olarak. Evet. Mesela de ki içime sinmiyor, içime siniyor. Böyle anlat. O İstanbul'da dışarı çıktığın zaman içine siniyor mu? İçime siniyor. Net siniyor. Ablası evet. Olsun olmasın? Ablası olsun olmasın izin veriyorum her seferinde. İzin veriyorum. İzin veriyorum demeyecek. Söyle. Gitti. Ona. İnsan vermiş. Hadi puanlayalım. Güzel bölüme geldiniz ha bu arada. Bu arada sevgili Beleşçi, YouTube başındaki Trendyol'a Beleşçi yaz. Trendyol Man ve Trendyol Milya'dan 100 lira ve üzeri alışverişlerde 20 lira indirim kazan. İlişki testi izlemene bir faydası olsun. Senin bize 1 gram faydan yok. Ben hala sen daha nasıl güzel rahat yaşarsın onun peşindeyim yani. Benim de bir posterim, odana basacaksın artık bir şey yap. Çağdaşlık. Al bak 4 burada. Onun üzerinden 7 ve üzeri diyenler o desin. Evet. 3 kişi o dedi. Bir şey yok aslında. Ya. Bence çok tatlısınız. Yanlış bir, değişik bir algı oldu bence. Ben öyle yansıtmak istedim. Bana yıllardır kıskanç diyor. O yüzden böyle. Kara melek gelmiş. Yeni bir iş testine. Beni gömmeye geldi ya bro. Yok be abi çok tatlı. Zaten hepsini keseriz. Bok keseriz bok. Sadakat. 8 üzeri diyenler o desin. Tabii. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 8 üzeri diyenler o desin. 7 üzeri diyenler o desin. Oğlum ikisi aynı olamaz siz değişmişsiniz. 10 diyenler o desin. Anneniz iki, iki anne. Abla. İki anne bir abla şurada akraba böyle. Çok sağ olun arkadaşlar. Sevgili Hüseyin, sevgili Sevil. Çok tatlı bir bölüm oldu sayenizde. Öpüşün barışın. Kocaman alkışlarla. Yine çıktım değil mi? Bunu yaparken yine çıktım. Sıçam ya. Sevgili Bakırköy, bu kadar insanın önünde, videonun önünde soruyorum. Bir daha olsa yine canlıya gelir misin, gelmez misin? Gelmeyiz. Hayır, burada alkışlaman lazım. Böyle iyi, üç kişi de yüzüyor. Gelir misin, gelmez misin? Bu sahneyi biz çok seviyoruz. Bendeniz Mesut Süre. İlişki testi bir kez daha harikulade seyircisi önünde çok tatlı bir çiftle sona eriyor. Alkışlarla. Bay bay. Görüşürüz. İlk ilişki
ilişkin mi hocam? İlk uzun ilişkin. İlk ilişkin mi? Senin? Benim, evet. Ana! Aynen. Bir yani. Ya bir tane lisede vardı işte. Lise aşkı varmış. Lise yani. Aşkım vardı, o kadar. Ablam geçti. Merhaba. Kim o? Ablam geçti. Ablam mı? Evet. Nereye gidiyor? Belki biri sarılmıştır, bir şey olmuş. Sizin sürelerle böyle rahat mıdır yani? Ya evet, aslında öyle bir şey. Ya böyle bir şey de. Kim? Konuş konuş, kardeşim zaten konuş, sor. Hiç kimse bilmiyor da hamile yani, o yüzden. Hamile? Evet. Ay affedersin ya. Evet. Kaç aylık? 4. 4 mü? Tamam devam. Daha ne 4 ay, ne olacak ya? Sizde var mı çocuk ihtimali? Ya şimdi yeni işe başladı. Yeni işe başlayınca... Dünyanın en güzel bahanesi geldi. Ya ben çok istedim başlamasına ama başladı yani. Abi biz biraz gezelim tozlulumcuyuzdur. Biraz böyle dedik. Anneye ya. Bir verelim mikrofonu. Allah. Anneyle bir tanışalım. Ağlayacak şimdi. Alkışlayalım anneyi. Benim anneme mi, senin annesine mi? İkisi de orada mı? Evet. İkisine de verelim. Tamam. Verin bakalım dünyanın güzelleri ablalarıma. Oh ne güzel. Zahmet vereceğiz hanımefendiciğim. Ayağa kalkarsanız. Annem, hayır canım sizin. Annem burada kulak cihazıyla konuşuyor. Tamam. Akın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizin anneniz mi? Benim güzel. Annem. Tamam. Ne güzel. Çocuk istiyor musunuz çocuklardan? Evet. Hiç konuyu açtınız mı? Hayır. Ama fırsat bu fırsat. Açın şimdi. Onların kendi haline bırakıyorsun. Onları anladım. Ama yapsalar çok güzel olur. Yani benden çok Hüseyin annesi istiyor. Ben o kadar değilim yani. Çok. Hemen sattınız hanımefendi. Çok güzel sattınız hemen. Akranınızı. Ben istemiyorum da bu ölüyor ya çocuk için. Ondan konuşun da azıcık mutlu edin. Anladım. Onların tek çocuk olduğu için hani olsun isterler torun ama ben çok çocuğum olduğu için o kadar çok umurumda değil. Çok ayıp değil mi ya? Bende çok var ya torun. Bana yapmasalar daha iyi dert ama işte sizin için yapacak ne yapayım? Bir tane yapacaklar. Çok güzel, çok güzel. Biraz bencil gördüm sizi ama çok tatlısınız. Bende çok çocuk var, bana ne ya diyor. Buna söyle, bu çok üzülüyor, buna söyle. İsminiz ne? Efendim? İsminiz? Zeynep. Çok memnun oldum Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Yorduk sizi. Kusura bakmayın. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verelim mi hanımefendiye hemen? Torun için kudurana ver kudurana. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim sizler. İstiyor musunuz torun? Çok. Valla? Evet valla. İstiyorum ya. Hiç yok mu torununuz? Yok. İlk olacak olursa. Tek oğlum var. Ha bir çocuk var zaten. Evet. Konuyu açtınız mı oğlara? Yani şakadan. Aç bakayım şakadan. Hadi ya. Ne yapıyoruz akşamları? Çok tembel çıktınız. Bir daha alayım mı ne olur? Hadi ya daha ne bekliyorsunuz? Çok tembel çıktınız. Çok şaka gibi değil aslında. Söylüyorlar. Yani baya şey demişsiniz. Ya ben genç anne oldum. O yüzden onların yani? Da bir an efendim? Önce. Ben çok genç anne oldum. Tamam. O yüzden bir an önce onların da olmalarını isterim. Tamam. Peki öngörünüzde kaç seneye çocuk gelir? Onu bilemem. Hiç sormuyorum. Sadece arada sırada bir sıkıştırıyorum. Anladım. İnşallah olur boy boy torunlarınız. İnşallah. 7 tane çocuklar olsun. İster misiniz? İsterim. Delirmiş ben ya. 7. Bu kız ne yaptı 9 ayda bir 63 ay. Lama mı bu sürekli doğacak 7 çocuk? Ama bildiğim kadar Sevil en az 3 tane istiyor. 3. Evet yani bence yaş olarak birazcık ekonomi olarak belki tutturamayız ama isterim yani benim ekonomim çok çok iyi olsa. Ya bir de biraz daha genç yani hani çocuk yapmış olsaydım 4 bile isterim. Biz 4 kızız dünyanın en güzel şeyi yani. 4 kız. Evet. Vay hocam sen kafanda ne var? Bende de 2-3 tane olur. Ama kimden olacağını bilemem. Çünkü ben Hüseyin ben harcarım. Ben çok mutlu oldum. Sizin isminiz ne efendim? Mercihan. Neymiş kuzum? Mercihan. Mercihan. Evet. Savaş mı bu Mercihan Savaşı? 1484. Yıldırım Bayezid. Ne demek Mercihan? Anne ne demek? Bilmiyorum. Bunca yıl. Ya ama ben... Gerçek anneniz mi önce onu sorayım? Ay senin annesi. Benim annem. Aa doğru. Annesi, tamam. Annesi. Kafa gitti benim. Benim annem ulan bu saatten sonra. Sen benim annem olur musun? Olurum. Olmam. Mercihan ne demek hocam? Abi şimdi Cihan Dünya onu biliyoruz da ben annemle de konuştuğumda öyle koymuşlar. O dönem kısa bir ara bir moda olmuş galiba. Mercihan. Baya kısadır o dönem yani epey kısadır. Bir hafta falandır o yani pazartesi cuma arasıdır. Tamam daha koymayalım bitti.
Mercan Hanım, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İnşallah çocuk haberini hemen alırsınız. Teşekkür ederim. İnşallah ikisi de, üçü de, iki üçleri 300 olur. İnşallah. Üçüne de sen bakarsın. İnşallah. Madem o kadar istedin. Üçü de inşallah altlarına pıtır pıtır sıçarlar. İnşallah. Bir alkış iki güzel hanımefendiye. Oh. Ha, dur dur. Bir daha geri versene. Bir şey daha soracağım. Son bir şey daha soracağım. Aklıma takıldı. Son bir şey daha. Buyurun. Kuzum, sence senin oğlan evet. Sevil'den daha iyisini bulabilir miydi? Aynen. Şekerim, sessizlik tehlike. Enjoy söyleyeyim. Her sessiz kaldığın an risk alıyorsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ayrılık dönemlerinde bir şey söylemediler. Ben onu burada açıklamak istiyorum. İyice birbirinizin elini tutun da şimdi. İlişki testinin en kritik anlarından birindeyiz şu an. Hanımefendi coşacak belli ki. Mercan acık sakin. Buyurun. İlk mail geldi. Hüseyin bir ağladı, sızladı. Bir ara anne baba ben odama kum torbası istiyorum dedi. Ne istiyorsunuz? Kum torbası. Tamam canım, ne istiyorsunuz? Sanki uyuşturucu istiyorsunuz. Kum torbası. Biz bayağı bir karşı çıktık. Tamam. Neyse, ondan sonra bizi ikna ettik. Kum torbasını taktık odanın ortasına. Fakat belli bir süre sonra kum torbasının üstünde bir de baksanız Sevil'in fotoğrafı. Keşke sizi alsaydık buraya başından beri yani. Şunların ağzından laf alacağım diye perişan oldum burada. İki ama... dakika konuştunuz. Sen bilmiyorsun değil mi bunu? Biliyorsun. Ha, biliyorsun. Tamam canım. Yani, çok sonra anlatmıştı. Okey. Evet, yani onun fotoğrafına mı vuruyordu? Evet. Ama iyi ki vurmuş. O şekilde stresini attı. Güzel bağladın Mercan. Çok ikna olmadık ama gene. Yani çok... ben Sevil'i gelinim olarak değil kızım olarak seviyorum. Telefonumda da Sevil'im diye kayıtlı. Kocaman alkış Mercan. Yana ver. Eşitlik olsun. Diğer hanımefendiyle de konuşalım tekrar. Son kez hanımefendiciğim. Vay siz ikiniz yıldız oldunuz vallahi programı. Canlarım benim. 15 dakikada ikiniz de yapalım lan. Gelin buraya. Valla ne güzel olur. Valla çok daha mutlu olur varsa. Bir söylüyorum. Dev malzeme. Sence senin kız Hüseyin'den daha iyisini bulabilir miydi? Hayır. Ne? Ne? Bulamaz mıydı? Efendim? Bulamaz mıydı? Hayır. Tam yani bulabileceğin en iyisini buldu. Evet. Hüseyin... Öpsün başına koysun. Aynen, Hüseyin çok kibar bir insan gerçekten. Devam yani edin. Başka damadım da var ama yok, o çok değişik, çok kibar. Diğer damatlara giydirmen de çok güzel yani. Onlar bok kesin, bu damadım bambaşka. Çok teşekkür ederim ikinize de ya, ne tatlısınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son kez alkışlayalım ya. Programımızın renkleri ya, canlarım benim. Oh. Bunları yayınlar mıyız? Yayınlarız. Bence de yayınlarız. Tabii. Yayınlar mıyız kızlar buraları? Bu yayınlanıyor mu ya? İlk defa biliyoruz. Burada konuştuk bitti diye biliyoruz biz ama. Hay Allah'ım.